güçlü alkışlarınızla Sayın Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Hanım'ı sahneye davet ediyoruz. Bizlerin sesi büyük insanlık çağrısı için geliyor. Onlar baharın, umudun, barışın elçileri. Onlar Türkiye halklarının sesi, bizlerin sesi. Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Hanım bizler için büyük insanlık çağrısı için geliyor. Sömürüye karşı bizler meclise, yasaklara karşı bizler adete, insanlık için bizler meclise. Bizler adete, bizler meclise, bizler adete, bizler meclise, bizler adete, bizler meclise, bizler adete, bizler meclise. Merhaba İstanbul. Gezi'den Kobani'ye bütün direniş renklerini, özgürlüğün bütün çığlıklarını, özgürlüğün olanca güzelliğiyle bu meydanda barışın, kardeşliğin sesi olan tüm kardeşlerime fetihin 562. yılında İstanbul'da gönülleri fethetmek için Kazlı Çeşme'yi dolduran milyonlara selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi yürekten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinizi kutluyorum. İşte HDP tıpkı sizin gibi, tıpkı Kazlı Çeşme Meydanı gibi rengarenk, cıvıl cıvıl bir parti olduğu için, tıpkı Türkiye'nin dört bir köşesi gibi cıvıl cıvıl, rengarenk halkları, kimlikleri, inançları buluşturabildiği için bugün artık bizler hep birlikte ülkemizin umudu haline geldik. Ne mutlu bize, ne mutlu direniş geleneğiyle bugünleri var edenlere. Hepiniz hoş geldiniz, bu meydanı onurla, şerefle doldurdunuz. Değerli kardeşlerim, önemli bir dönemde, tarihi bir süreçte, tarihi bir kavşakta kritik bir seçime hazırlanıyoruz. 7 Haziran sadece HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin barajı aşıp aşmayacağı mevzusu ve seçimi değildir. Toplumda biriktirdikleri kin, öfke, toplumda biriktirdikleri düşmanca duyguların yok edileceği, Türkiye'de Kürt'ü Türk'üyle, Arap'ı Çerkez'i, Ermenisi Gürcüsü, Laz'ıyla, Boşna'yla, Pomağı Roman'ıyla hep birlikte birbirimizden korkmadan, birbirimizi inkar etmeden, devletten korkmadan kendi ülkemizde barışı yaratacağımız bir seçimdir. 7 Haziran'daki HDP başarısı bütün Türkiye halklarının ortak zaferi, ortak başarısı olacaktır. Sizler bu meydanda bir araya gelen bütün kardeşlerim, aynen sokakta, mahallede nasıl yaşıyorsanız, hangi kimlikle, hangi yaşam tarzıyla, hangi inançla yaşıyorsanız, o şekilde yaşamanın, o şekilde var olmanın garantisi olduk. Artık çoğulcu bir demokrasi, çok kültürlü bir Türkiye'yi görünür hale getirmenin, 7 Haziran'da bunun zaferini ilan etmenin hazırlığını yapıyoruz. Ve bütün renkleriyle Kazlı Çeşme Meydanı gibi olsun istiyoruz Türkiye. Herkes kendi sesiyle, herkes kendi rengiyle, türküsüyle, halayıyla, horonuyla bütün Türkiye'de bayram olsun istiyoruz. Düğün olsun istiyoruz 7 Haziran'da.
öylesine çirkin bir politikayla, tekçi politikalarla Türkiye'yi kutuplaştırdılar ki birbirimize selam veremeyecek hale gelelim istediler. Ama bizler bu oyuna, bu tuzağa düşmedik. Biz varız. Kimliklerimizle, inançlarımızla varız. Bunları yok etmeye çalışmak bir devlete, bir hükümete düşmez dedik. Biz bütün renkleri görünür kılacağız dedik. Önce devletten beklemek yerine birbirimize karşı saygıyla, demokratik kültür içerisinde eşitçe yaklaşacağız dedik. Bu meydanda çarşafıyla, başörtüsüyle, sakalıyla, yaşam tarzıyla Müslüman kardeşlerim var. Bu meydanda başı açık yaşam tarzıyla, genciyle, yaşlısıyla, her dinden, her kimlikten insan var. Bu şekilde yaşamak hiç de zor değilmiş. Nasıl bu meydanda bir araya gelebiliyorsak, birbirimize öfke duymadan, müdahale etmeden, birbirimizden nefret, kinle söz etmeden, birbirimizin yaşam tarzına sahip çıkarak çoğulcu bir demokrasi var edeceğiz. Eminim ki bütün Türkiye, 81 vilayet bu coşkulu mesajı yüreğinde hissediyor. Kime dokunsanız, nereye gitseniz, kime el atsanız yüreğinde bir yara var. Bazılarımızda bir yara var, bazılarımızda çok yara var. Ama bizler yaralılar ülkesiyiz, yaralılar. O nedenle istedik ki önce yaralarımızı saralım. Devletten de beklemeyelim. Birbirimizin yarasına biz dokunalım. Biz yaralarımıza merhem olalım istedik. Ve o merhemin adını koyduk. O ilacın adını koyduk. HDP işte o merhemin, o ilacın adıdır değerli kardeşlerim. Türkiye'de zordur denileni, imkansızdır denileni başardık. Bütün kimlikler, inançlar bir araya geldik ve parti olarak seçime giriyoruz. Bakın ne kadar tuhaftır. Daha yakın zamana kadar, geçen yıla kadar ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı şunu söylüyordu bize. Cesaretiniz varsa parti olarak seçime girin. Niye bağımsız giriyorsunuz diyorlardı. İşte bak cesaretimiz varmış. Şimdi parti olarak seçime giriyoruz. Bu cesaret seni korkutacaksa niye o zaman yıllardır parti olarak seçime girmemizi teşvik ediyordun? Parti olarak, HDP olarak seçime girme kararı aldık. Tutturdular. Bir üst akıl bunları yönetiyor dediler. Uluslararası tezgah senaryoları, uluslararası komplo senaryolarıyla bizi kirli oyunlarla, kirli ittifaklarla iç içe göstermeye çalıştılar. Evet, bizde bir akıl var ama üst akıl değil, ortak akıl yönetiyor HDP'yi, ortak akıl. Ortak vicdanla HDP'yi yönetiyoruz. İşte Kazlı Çeşme Meydanı bunun ispatıdır. Buradaki fotoğraf bunun ispatıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kullandıkları dil, öfke, kutuplaşma ve gerilim siyaseti dili olsa da biz bu duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Bakın şu saatlerde Yeni Kapı'da da kardeşlerimiz toplanıyor. Yeni Kapı'da bir araya gelecek olan halk bizim düşmanımız değil. 8 Haziran'da da komşumuzdur, akrabamızdır, kardeşimizdir. Beraber yaşayacağız beraber. Bunu unutmadan siyaset yapacağız ve buna layık bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Bunu söyleyebilecek yürekleri var mı? Yok maalesef. Bir partiye oy vermek, gönül vermek, HDP'ye gönül vermek bunların nazarında vatan hainliği olarak adlandırılıyor. İnanın ki değerli kardeşlerim, bizler HDP olarak şu anda ortaya koyduğumuz siyaseti başarıyla,
yürütmemiş olsaydık. Bu seçim döneminde provokasyonların önüne geçmemiş olsaydık. Sağduyumuzla, sabırla hareket etmemiş olsaydık, Türkiye'de çok gerilimli, Allah korusun, her gün kan dökülen bir seçim yaşanacaktı. Buna asla izin vermedik. Çünkü bizim öncelikle iç barışa, toplumsal barışa ihtiyacımız var dedik. Seçimden de, oydan da, sandıktan da daha kıymetli olduğuna inandığımız için. Değerli arkadaşlarım, ezan okunuyor. Bu lafımızın, sözümüzün üzerine herhalde doğru konuşuyoruz ki ezan geldi. Dinleyelim beraber. Ezanın bir hikmeti vardır. Sonra konuşmamıza devam edelim. Değerli kardeşlerim, ekmek kadar, su kadar ihtiyaç duyduğumuz barışı gerçekleştirerek başlayacağız. 8 Haziran'da barış güneşini bu ülkenin semalarında kara bulutları dağıtacak şekilde inşa etmekle işimize, görevimize başlayacağız. En fazla da yüreği yanık anneler hak ediyorlar. Bugün cumartesi annelerinin 20. yılı. Onlar hak ediyorlar. Yüreği bu savaşta yanmış
asker anneleri, polis anneleri, faili meçhulde dağda evladını kaybetmiş gerilla anneleri, bütün acı çekmiş anneler barışı hak ediyorlar. Artık bu işin uzayacak bir tarafı yok. HDP'nin başarısı demek barışın başarısı demektir. HDP için sandığa atacağınız her zarf bu ülkede artık kardeşçe barış içerisinde yaşamak istiyoruz demektir. Çözüm sürecinin garantisi de HDP'nin başarısıyla inşallah kalıcı hale gelecek ve sizler barışı inşa etmenin gururunu yaşayacaksınız. O akşam 7 Haziran akşamı bütün barış severlere, barışı hak eden herkese zafer armağan etmek istiyoruz. Bunun da gençlerle, kadınlarla olacağının çok farkındayız. İstanbul ayağa kalkmışsa, İstanbul ben varım demişse yıkılmıştır o baraj artık, yıkılmıştır. Ve yine elbette bölgemizde de bütün Orta Doğu'da barışın garantisi olacağız. Güçlü bir HDP, parlamentoda daha güçlü bir HDP, Suriye'de de, Irak'ta da, savaşın yaşandığı her yerde barışa biraz daha fazla yaklaşmak demektir. IŞİD barbarlığının bütün insanlığı tehdit ettiği bir dönemde bizler, yani emekçiler, ezilenler, bütün kimlik ve inançlarımızla parlamentoda olursak o parlamento artık savaş kararı alamayacak. O parlamento Suriye'de savaş kararı alamayacak. Suriye'deki halklarımız için, Irak'ta yaşanan vahşet ve dram için, Yemen'e kadar mazlum Filistin halkına, her yere destek için HDP'ye bir oy vermek yetecek. HDP'nin güçlü kadrolarını, inançlı kadrolarını parlamentoya taşımak yeterli olacak. Biz artık ülkeyi yönetebilecek duruma geldik. Bütün arkadaşlarımla nitelikli bir kadro hareketi arkasında büyük bir halk gücü ve desteğiyle ülkemizi yönetmeye talibiz artık. Bizler barajı elbette ki yıkıp aşarak, barajı tarumar ederek diğer partilerin de önünü açmış olacağız. Parlamentoya girmeyi başaramamış, az veya çok oy aldığına bakmaksızın herkesin önümüzdeki dönemde siyasi kimliğiyle parlamentoya girmesinin garantisi olacağız. Sizler HDP'de buluştukça, sizler bu barajı tarumar ettikçe Türkiye'nin bütün halkları artık o parlamentoda olacak. Tek rengi dayatanlar, tek ırkı, tek mezhebi dayatanlar Türkiye'ye hakaret ediyorlar. Bu parlamento artık renkli bir çiçek bahçesi olmak zorunda. HDP'siz bir ülke, HDP'siz bir parlamento ancak tek renk olur. Gri olur, gri. Umutsuz olur, karamsar olur. Ama HDP'nin varlığı parlamentoda artık güllerin açması demektir, güllerin. Sizlerden değerli kardeşlerim, her birinizden özel ricam. Bizler aynı zamanda bir kadın partisi, kadın özgürlük hareketiyiz. Adaylarımızın yarısı kadın, çünkü toplumun yarısı kadın. Kadınların parlamentoda sesi gür çıksın istiyorsanız, kadın erkek eşitliği toplumsal bütün alanlarda, sosyal, ekonomik, siyasal alanlarda var olsun istiyorsanız, daha fazla kadını parlamentoya gönderelim istiyorsanız, onun tek adresi var artık, HDP. HDP'nin kadınları ülkeyi yönetecek. Bir HDP'li kadın eş başbakanımız olsun istemiyor musunuz? İşte onun tarihsel fırsatı duruyor önümüzde. İnşallah Türkiye artık eş başbakanlıkla yönetilecek. Ve Türkiye'de parlamentoda en çok sesi çıkanlar ezilenler olacak. Yoksullar, işsizler, işçiler olacak. Kölelik düzeni dayatılan
taşeron işçilerin sesi daha çok parlamentoda çıkacak. Ve önümüzdeki dönem taşeron işçiliği bu şekilde tarihe karışacak. Artık kölelik düzenine son demek için HDP'ye evet diyor musunuz? Alın teriyle, emeğiyle ülkeyi var edenler, tarlada, bağda, bahçede, fabrikada, atölyelerde alın teriyle çalışanlar, işçiler parlamentoda olsun artık, işçiler, hırsızlar değil diyor musunuz? O zaman hep birlikte HDP diyeceğiz. Esnaf kardeşlerim, sizler büyük alışveriş merkezlerinin baskısı altında, vergi yükü altında, enerji pahalılığı altında kepenk kapatacak noktaya geldiniz. Artık esnaf kardeşlerimin de parlamentoda sesi çıksın. Esnaf milletvekillerimiz parlamentoda olsun diyor musunuz? İşte HDP bunların tamamıdır. HDP çiftçidir, tarlada üretendir. Onların tamamı biziz. O nedenle bizler meclise demeye hazır mıyız? İnşallah başaracağız değerli kardeşlerim. Yaşadıklarımız birer kabus olabilir. Bize dayatılan şey birer kabus olabilir. Ama 7 Haziran'da HDP barajı açmışsa o kabus ortadan kalkacak. Rüyalarımız gerçek olacak. Hayallerimiz gerçek olacak. Özgürlük sevdalılarının direnişleri bugüne kadar barikatta, bugüne kadar meydanda, alanlarda hınç hınç direnişle bugünlere gelenlerin özgürlük rüyaları gerçek olacak. İşte o nedenle biz mecliste olacağız. Bize rağmen bu ülkede asla demokrasi olmaz. Halkı dışlayarak, partileri baraj altında bırakmaya çalışarak demokrasi olmaz. Düşünün ki bir ülkenin cumhurbaşkanı, düşünün ki bir ülkenin başbakanı işi gücü bırakmış, Türkiye'nin 4. büyük siyasal gücü, en renkli, en demokratik gücü parlamento dışında kalsın diye uğraşıyorlar. AKP'ye oy istemiyorlar artık. HDP'ye oy vermeyin, kime oy verirseniz verin diyorlar. Bu bile tek başına HDP'ye oy vermek için yeterlidir. Bu kibirli, bu uzun burunluları, bu kendinden geçmiş iktidar ve güç zehirlenmesi yaşayanları, başkanlık sevdalılarını durdurmak istiyorsanız hepimizin bir tek çaresi var. HDP. HDP dışında bu çılgın gidişi durdurabilecek hiçbir güç yok. Bütün kardeşlerim oyunu verirken, oyunu kullanırken bu matematiğe, bu aritmetiğe dikkat etmelidir. Sizler HDP baraj altında kalırsa 8 Haziran'da nasıl bir Türkiye'ye uyanacağınızı düşünün. Bu HDP'nin tek başına problemi değil. Bütün Türkiye olarak sorunlarımızı katmerli yaşamaya devam edeceğiz. Ama oyunuz HDP'den yana olur ve biz barajı aşmış olursak korkmanıza gerek yok. Artık bu çılgınları durdurabilecek akıllılar olacak parlamentoda. Akıllılar demokrasi gücü olarak bu çılgınları durduracak işte o gün. Bunu düşünün sadece, bu bile HDP'ye oy vermek için yeterlidir. Üstüne üstlük bizler yeni sivil demokratik bir anayasada buluşabilecek iradeyi yarattık. Özgürlükçü bir anayasayla Kenan Evren'in başımıza bela ettiği ve AKP'nin 13 yıldır arkasına sığındığı bu anayasayı da ortadan kaldırıp yeni gıcır gıcır özgürlükçü bir anayasa yapacağız. Kenan Evren gitti, anayasasını da arkadan göndermeye evet diyor musunuz? Biliyorum zaten. Biliyorum özgürlük sevdalıları bu meydanda toplanmış. Gelemeyen milyonlar var. İstanbul'un dört bir köşesinden buraya ulaşamayan milyonlar var. Gönlü bizimle olanlar var. Duaları bizimle olanlar var.
İşte biz bu güce güveniyoruz. Öz gücümüze güveniyoruz. Ne üst akıl ne komplo teorileri. Asla bunların çirkin yalanlarına inanmayın. 8 Haziran'dan itibaren ülkemizin ve halklarımızın zararına olacak hiçbir projenin içinde olmayız, olmadık. Sadece ezilenleri düşüneceğiz. Sadece bu ülkenin bütün insanlarını, yurttaşlarını eşit yurttaşlık temelinde buluşturacağız. Başka kirli bezlerde bizim tarağımız olmaz. Kendilerine baksınlar kendilerine. Bizi kirli proje olarak sunanlar kendilerine baksınlar. 2002 yılında iktidara gelmeden önce kimlerle pazarlık yaptılar? Kimlerle anlaştılar? Hangi tezgahları kurarak iktidara geldiler? Bunun hesabını bile veremeyenler bugün HDP'yi kirli proje olarak suçluyorlar. Bizler bu lafları bu kulağımızdan sokup o bir kulağımızdan çıkaracağız. Diyorum ya, bunlara verilecek en büyük ders dinlememektir, dinlememek. İzlemeyin bunları, dinlemeyin bunların yalanlarını. Kulağınızı HDP'ye açın. HDP'nin adayları, HDP'nin gönüllüleri, HDP'nin çalışanları ne diyorsa inanın, doğru söylüyorlar. Halkı kandırmadan, aldatmadan. Bugün ne söylüyorlarsa 8 Haziran'da da aynısını söyleyerek yoluna devam edeceğiz. İşte buradaki yönetim kadrosu, sizler yani genç arkadaşlarım, ülkenin geleceği sizlerin elinde. Ülkenin genç nüfusu maalesef ki en işsiz, en fazla yoksulluk çeken nüfustur. Genç arkadaşlarım, sizin bir partiniz HDP var. Gençlerin partisi gençlerin emeği ve omuzları üzerinde parlamentoya taşınırsa Türkiye o zaman kurtulmuş olur. Felaketten kurtarmanın, kıyametten kurtarmanın yoludur artık HDP. Tek bir oy neyi değiştirir demeyin. Bakın, yurt dışında yarın oy vermenin son günü. Elbette halen oy vermemiş olanlar olabilir. Onlara, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşlarına sesleniyorum. Kanada'da, Avustralya'da, Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de, Rusya'da yaşayan kardeşlerimize sesleniyorum. O bir oy, henüz kullanmadığınız bir oy Türkiye'nin kaderini değiştirecek oydur. Lütfen sandığa gidin ve oyunuzu değişimden, oyunuzu demokrasiden, oyunuzu HDP'den yana kullanın ki yurt dışından vereceğiniz destek Kazlı Çeşme ile buluşsun. Kenan Evren'in de Erdoğan'ın da barajları tarumar olsun artık. Sizler de İstanbul'daki bütün kardeşlerim, aynı zamanda sizlerin milletvekili adayım ben. İnşallah güçlü desteğinizle çok sayıda milletvekilinden biri olarak, İstanbul vekili olarak bu defa parlamentoya gideceğim. Ahmet vekilliği, Hakkari Colemert vekilliğinden sonra işte bu medeniyetler beşi, kültürler mozaiği, kadim İstanbul'un vekilliğini de Allah bize nasip edecek. Siz arkamızda olduktan sonra biz İstanbul'la birlikte bütün Türkiye'yi değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Hepimiz buna hazırlıklı olalım. Hepimiz değişeceğiz. Değişmeyen, değişmeyen, dönüşmeyen sadece Yaradan'dır. Bizler fikirlerimizi, düşüncelerimizi değişime ve eleştiriye açık tutmadığımız müddetçe saplandığımız yerde kalırız. Artık ilerlemek istiyoruz. Herkes, bizimle birlikte yürüyen herkes, Müslümanı da, Sünnisi, Alevisi de, Hristiyanı da, başı açığı, kapalısı da, genci, yaşlısı, sosyalisti, sosyal demokratı da, Kürt halkı da, Kürt hareketi de, hepimiz artık önümüze güçlü, demokratik bir cumhuriyeti koymuşsak ve birlikte yaşamaya karar vermişsek, haklarımızı, özgürlüklerimizi beraber var etmeye karar vermişsek, değişimden korkmayalım.
değişim, dönüşüm olumlu yöne ise ondan korkmayın. İşte HDP bütün Türkiye'yi değiştire değiştire yürüyor, ilerliyor. Bunların kibirli, öfkeli dilinden Türkiye'yi kurtararak ilerliyor. İstanbul'u İstanbul yapacak bütün renkleri Kazlı Çeşme'de bu devasa meydanda milyonlarla haykırarak yürüyor. Var olsun İstanbul, var olsun İstanbul'un emekçileri, var olsun İstanbul'un gülleri, çiçekleri, renkleri. Değerli arkadaşlarım, İstanbul tıpkı Türkiye gibi. Küçük Türkiye burası. Türkiye'de ne varsa İstanbul'da hepsi var. Ve bizler yaşadığımız şehirleri koruyarak, çevremizi, ekolojimizi koruyarak, doğamıza, ağacımıza, deremize, ormanımıza sahip çıkarak değişim ve dönüşüm yaşayacağız. Ekonomide demokrasi, sokakta demokrasi, fabrikada demokrasi, evde, okulda demokrasiyi dönüşümle sağlayacağız. Asla çevremize, doğamıza da zarar vermeden sağlıklı ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek istiyorsak, çılgın projesi olanlara değil, akıllı projesi olanlara destek verin, HDP'ye destek verin, İstanbul'u kurtarın artık diyorum. Sizlerin arasında biliyorum ki çok sayıda özellikle bu kentsel dönüşüm mağduru arkadaşlarım var. Onlar kentsel dönüşümün mahalleler birliğini kurarak doğal yaşam alanlarını korumaya çalışıyorlar. İşte biz iktidar olursak yerinde dönüşümü sizi mahallenizden kovarak değil, mahallenizdeki kültürü de yaşam tarzını da koruyarak insanca yaşayabileceğiniz alanları birlikte yaratacağız. Rant yaratmak için değil, müteahhitlere peşkeş çekmek için değil, mahallenizde onurunuzla yaşayacağınız insani koşulları ve konutları yaratmak için yerinde dönüşüm yapacağız. Mahalle sakinleri burada biliyorum, binlerce insan mağdur edilmiş, zorla mahallesinden göçe zorlanmış. Onların hepsinin bir kurtuluş umudu var. Çılgınlığa prim vermeyin, akıllı davranalım. Akıllıca el ele İstanbul'u da, ülkemizi de değiştirelim artık. İstanbul hazırsa Türkiye hazırdır. Türkiye hazırsa biz HDP olarak değişime hazırız kardeşlerim. Önümüzde sadece bir hafta var. Bir hafta sonra bugün seçim kampanyamızın son günü olacak. Ve bir hafta sonra pazar günü sandık başına gideceğiz. Bugün buradan bütün partililerimize seferberlik ilanıyla, seferberlik ruhuyla çalışmaya davet ediyor, çağrısını yapıyorum. Artık 7 gün boyunca durmak, dinlenmek, uyumak yok. Seferberlik heyecanıyla hep birlikte bir hafta boyunca HDP'yi büyütmeye hazır mıyız İstanbul? Sizin bu tertemiz yüreğiniz Türkiye'yi değiştirecek. Zangır zangır titrediklerine bakmayın. Saraylarının camları sizin yürüyüşünüzle titriyor. Kandilli rasathanesi bile bugün yanlış deprem alarmı verdi. Kazlı Çeşme titretiyor, Kazlı Çeşme. Kazlı Çeşme inletiyor artık. İstanbul adaylarımızın her biri halkların çiçek bahçesi gibi, ezilenlerin ortak temsilcisi gibi kardeşçe çalışıyorlar. Sizden isteğim bütün adaylarımızın etrafında ayrım gözetmeksizin, kimliğine bakmaksızın, sırasına bakmaksızın bütün adaylarımızın etrafında kenetlenin. Bir hafta daha çalışalım. Her oyu sandığa taşıyalım. Sonrasında da sandıklara sahip çıkalım. Bu mitingden sonra hemen bulunduğunuz il ve ilçe teşkilatlarına başvuru yapın. Müşahit olun,
gözlemci olun. Sandığı koruyacak güç biziz. Hırsızlara güven olmaz. Maalesef ki ülkemizde oyların çalınabileceğine dair bir korku, kaygı var. Bu da bizden kaynaklı değil. Bu bir utançtır, utanç. 2015 yılına geldik ve halen insanlar oyum çalınacak diye korkuyorlarsa bu utançtır. İnşallah önümüzdeki dönem bu utançla bitecek. Ve bizler daha güçlü bir şekilde parlamentoda olursak artık sandığa oy atma devrini bitireceğiz. Elektronik sistemle internet üzerinden oy kullanma sistemine geçeceğiz. Ve artık hırsızlık, artık yolsuzluk kaygısı son bulacak. Türkiye'yi bu utançtan kurtarmanın yolu da yine HDP'dir. Bütün utançlarımız, bize yaşatılan bütün acılar, geçmişimizle, hakikatlerle yüzleşmenin yolu artık HDP'den, sizlerden, bizlerden geçiyor. Bizler meclise ve bizler HDP olarak ülkemizde barışı, demokrasiyi kurmaya hepimizin yolu açık olsun. Zorlu bir yoldu. Yürüdük, yürüdük. Direndik, düşmedik. Boyun eğmedik. Ne Ahmet Zindanı'nda, ne Gezi'de, ne Rojava'da, ne Kobani'de, ne işkence tezgahlarında boyun eğmedik. Direndik, bugünlere geldik. Direnerek ülkemizi yeniden kardeşçe inşa edeceğiz. Bir kez daha hepinizi yürekten selamlıyorum. Kazlı Çeşme meydanını dolduran yüz binlere selam olsun. Milyonluk mitingle artık barajlar yıkılmıştır. HDP'yi parlamentoya taşıyacağız diyen yüreklere selam olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah hiçbirimizi halkımızın huzurunda, bizlere güvenen, inanan halkımızın huzurunda mahcup etmez inşallah. Alasmaladık kardeşlerim. Civara hemyara gelek spastikimiz serketin dukazım. Bibini kaşiye da havalno. Dayken heja horten civalını delal. Hatire ve riya ve uriya mevekri ve. Alasmaladık. Sağ olun, var olun. Değerli dostlar, mitingimiz sona ermedi. Son bir kardeşlik alayına hepiniz